Milliyet TV'den iyi günler. Yeni bir haberle karşınızdayız. Onun için İçişleri Bakanı bile devreye girdi. 19 ayrı suçtan yargılanan suç makinesi Türkiye'nin en güvenlikli cezaevinden firar etmeyi başardı. Yakalanması için özel bir ekip bile oluşturuldu. Bu özel ekip şimdi her yerde bu firariyi arıyor. Müebbet hapis cezasının yanı sıra 57 yıl toplam cezaya çarptırılan Mikail Zor, 4 Kasım tarihinde cezaevinden firar etti. Türkiye'nin en güvenlikli cezaevlerinden biri olarak bilinen, Kandıra Yüksek Güvenlikli F tipi cezaevinden firar eden ve 19 ayrı suçtan yargılanan Zor, yaklaşık 2,5 aydır bulunamadı. Zor ile aynı koğuşta yatan ve Türkiye'nin seri katillerinden biri olan Durmuş An için Zor'un firarının ardından savcılığa ifade verdi. Onun için ifadesinde Mikail Zor'un kendisine İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Vedat Yılmaz Abdurrahmanoğlu ile 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kemal Can ve üyelerini öldüreceğini söylediğini belirtti. Bunun üzerine iki başkanın çevresindeki koruma çemberi de artırıldı. Zorun bir an önce bulunması için İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de devreye girdi. Şahin'in talimatı ile emniyet içinde 5 kişiden oluşan uzman polis ekibi kuruldu. 5 kişilik polis ekibi Mükayil Zoru aramaya başladı.